Evet arkadaşlar, suçlamakla ilgili çok değerli bilgiler verdim size. Şimdi ailenizi suçlamakla ilgili biraz bunlarla ilgili anne babanızı seçmekle ilgili bilgiler vermek istiyorum. Evet. Anne ve babamızı seçmek kendimizin seçtiği varsayımlardan birisi değil arkadaşlar. Öğrendiğimiz dersler anne babalarımızın zayıflıklarına mükemmel bir şekilde eşitlenir arkadaşlar. Sonsuzluğun akışında hepimiz sonsuz bir yolculuk içinde olduğumuza inanmalıyız öncelikle. Bu gezegene ruhsal evrimimiz için gerekli olan bazı dersleri öğrenmeye geldiğimizin farkında olarak yaşayabilmeliyiz. Cinsiyetimizi, rengimizi, ülkemizi biz seçiyoruz. Sonra çevremize bakıp düşününce davranış kalıplarına aynalık yapacak en uygun anne babayı buluyoruz. Yani doğmadan önceki durumları söylüyorum şu anda. Bu gezegene yaptığımız ziyaret, okula gitmek gibi bir şey. Bir güzellik uzmanı olmak istiyorsanız bir güzellik okuluna gidersiniz. Avukat olmak isterseniz hukuk fakültesine gidersiniz. Bu yaşamında da, seçtiğiniz ana baba öğrenmeyi seçtiğin şeyin uzmanları oluyor arkadaşlar. Yani saatlerce, günlerce bu konuda size inanın anlatabilirim. Yani bu konuların derinlikleri çok fazla bilinç altımızda veya da bizim buraya gelmemizin nedenlerinden, yani bu dünyaya gelmemizin, enkarne olmamızın en büyük nedenlerinden bir tanesi de bu arkadaşlar. Yani şöyle anlatabilirim bunu. Daha iyi anlayıp kavrayabilmek için, bir ışık olabilmek için yansıtıcı. Şimdi biz doğmadan önce arkadaşlar neye ihtiyacımız var? Örneğin ne ihtiyaçla doğuyoruz? Yani bunu önce sizin artı ve eksileriniz değerlendirildikten sonra ihtiyacınız olan koşullarda anne ve baba, size uygun anne, baba, akrabalarla beraber bir sistemin içerisinde sizin alacağınız derslerle ilgili anne baba oluşturuluyor. Yani anne babanız eksiğiniz neyse, yani örneğini atıyorum, sizin 10 tane dersiniz var. 10 tane dersinize uygun anne babalar bu insanlarda ve siz o anne babanın derslerini almak için bu dünyaya geldiniz. Ne güzel geldiniz. Anne de baba sürekli size suçluyor veya da çok çok değerli ekonomik olarak sizi destekliyor. Yani işte orada size uygun ne varsa o derslerde, o derslere uygun anne babalar sizin karşınıza çıkarak sizin siz olmanızı sağlıyor. Burada anne ve baba ve yakın çevre size demiyor ki, olumlu konuşmuyor, olumsuz konuşuyor. İşte tam da o anda sen şunu yapamazsın dediğin anda sizin potansiyeliniz orada oluyor. Sen onu yapabileceksin demek yani. Ya da işte sen beş para etmez insansın dediğinde de, yani sen çok değerlisin. İşte o dersi tam da orada almaya geldiğini hatırlaman ve öğrenmen gerekiyor. Sistem bunun üzerine kurulu yani arkadaşlar. Çok kıymetli bilgiler değil mi arkadaşlar bunlar? Bunların farkında vararak yaşayabilmek. Evet. Evet,
başkalarını dinlemek diyorum. Şimdi biraz da bununla ilgili bilgiler vereyim. Küçücük bir çocukken bizden büyük abla ve ağabeylerimiz bize tanrı gibi görünürler, değil mi, bizden büyüklerimiz? Kendi mutsuzluklarının acısını fiziksel veya sözsel saldırılarla büyük olasılıkla bizden çıkarmaya çalışmışlardır. Bak, bu yaptığını söylerim ha, mesela suçluluk duygusu ve aşağılamak, yani karşı tarafa. Duygu burada bu duygusu, yani bunun. Sen daha bebekken bizim gibi yapamazsın. Bizimle oynayabilmek için çok aptalsın. Okulda öğretmenlerimizin de üzerimizde etkisi büyük arkadaşlar. İlkokul 5. sınıftayken bir öğretmenim iyi niyetle bana balerin olmak için boyumun çok uzun olduğunu söylemişti. Örnek veriyorum. Ona inandım. Dansı çok sevdiğim halde balerin olma hayallerim böylece suya düştü. Orada bir blokaj var işte. Sınavlara ve notlara o konudaki bilginizin ölçüsü olarak mı bakıyordunuz? Yoksa öz değerinizin bir ölçüsü olarak mı bakıyordunuz? Çocukluk arkadaşlarımız yaşam hakkındaki yanlış bilgilerini bizimle paylaşırlar. Okulda diğer çocukların aşağılayıcı sözleri ve alayları üzerinde derin etkiler yaparlar üzerimizde. Ben çocukken soyadım, atıyorum işte uzun olsun, bana uzun diye hitap ediyorlar mesela, atıyorum. Komşuların da üzerimizde etkisi büyük. Sadece hakkımızda sözlerinden değil, hakkımızdaki sözlerinden dolayı değil, aynı zamanda komşular ne der sözünü de sık işittiğimiz için çocukluğumuzdaki otoriteyi temsil eden başka kimlerin üzerinde etkili olduğunu bir düşünelim önce. Televizyon ve basın yoluyla yapılan güçlü ve ikna edici reklamları da göz ardı etmememiz lazım. Ürünler öylesine pazarlanır ki kullanmazsak kendimizin değersiz ya da yanlış olduğunu, beyin yıkamasına inanır hale geliriz. Örneğin herhangi bir reklamlarda işte şunu alırsanız çok değerlisiniz, kıymetlisiniz gibi, bunları biz işte reklam psikolojisinde uygulandığını biliyoruz zaten. Yani o ürüne o kadar bir değer yükleniyor ki siz aldığınızda onun çok değerli olduğunu hissediyorsunuz kendinizin. O değer ürünü aldırtabilmek için. Hepimiz neler olursa olsun küçük yaşta koşullandırıldığımız sınırlarımızı aşmak için buradayız arkadaşlar. Onlar bize ne söylemiş olurlarsa olsunlar, kendi görkemimizin, yüceliğimizin farkında olmak için buradayız arkadaşlar. Sizin aşmak zorunda olduğunuz kendi olumsuz inançlarınız var. Ve hepimizin de aşmak zorunda olduğu olumsuz inançlarımız var. Bunları aşabilmek için zaten buradayız arkadaşlar. Evet, bununla ilgili biraz olumlamalardan bahsetmek istiyorum şimdi size. Hayatın sonsuzluğunda bulunduğum noktada her şey mükemmel, bütün ve tam. Geçmişin üzerimde gücü yok. Çünkü öğrenmeye ve değişmeye hazırım. Geçmişe beni bugün olduğum noktaya getiren gerekli bir süreç olarak bakıyorum. Zihinsel evimin odalarını temizlemek için bulunduğum noktadan başlamaya hazırım. Nereden başladığımın önemli olmadığını biliyorum. Bu nedenle en küçük ve en kolay odalardan başlıyorum. Böylece sonuçları çabucak görebileceğim. Bu serüvenin içinde olmaktan heyecan duyuyorum. Çünkü bu özel deneyimden bir daha asla vazgeçmeyeceğimi biliyorum. Kendimi özgür bırakmaya hazırım. Dünyamda her şey iyi ve çok güzel. İşte bu olumlamalarla
bunları aşabiliyoruz arkadaşlar. Gerçek benim değişmeyen parçamdır. Yani bir arabanın parçası gibi düşünün arkadaşlar. Gerçek benim değişmeyen parçamdır. O parçaları eskimiş olabilir ama yeni parçalarla değiştirme potansiyeline her zaman zihinsel, bedensel ve ruhsal anlamda sahibiz arkadaşlar. Doğru mu ya da gerçek mi sorusunun iki yanıtı vardır. Evet ve hayır. Eğer doğrulara inanıyorsanız doğrudur, doğru olmadığına inanıyorsanız değildir. Nasıl baktığınıza bağlı olarak bardak hem yarı dolu hem yarı boştur. İçinden düşünmeyi seçtiğimiz milyarlarca düşünce var. Çoğumuz anne babamızın düşündüğü doğrultudaki düşünceleri seçiyoruz. Ama böyle devam etmek zorunda da değiliz. Yalnızca böyle düşünmemiz gerektiğini söyleyen bir yasa da yok. Neye inanmayı seçiyorsam o benim için gerçek olur. Neye inanmayı seçiyorsanız o sizin gerçeğiniz olur. Düşüncelerimizi tamamıyla farklı kılabiliriz. Yaşamımız ve deneyimlerimiz de tümüyle farklı olur arkadaşlar. Düşüncelerimizi bir gözden geçirelim. Neye inanıyorsak o bizim gerçeğimiz olur. Birdenbire kendinizi ekonomik bir yıkımın içinde buluyorsanız bir boyutta ekonomik rahatlığa layık olmadığınıza inanabilirsiniz. Ya da ödemesiz ve borçsuz bir hayatın olmadığını da düşünebilirsiniz arkadaşlar. Veya iyi şeylerin uzun sürmediğine inanıyorsanız, mücadelesiz hayatın olmadığını da düşünüyorsunuz. Yoksa sık sık işittiğimiz gibi ben de hiçbir şans yok mu diyorsunuz. Bir türlü sağlıklı bir ilişki kuracak kişi karşınıza çıkmıyorsa kimse beni sevemez veya sevilmeye layık değilim inancına mı sahipsiniz? Belki de tıpkı anneniz gibi yönetilmekten korkuyorsunuzdur veya insanlar hep beni kullanıyor diye de düşünebilirsiniz. Sık sık hastalanıyorsanız ailemde herkes sık sık hastalanıyordur. Belki de hava değişimlerinin kurbanısınız ya da ben hayata acı çekmek için gelmişim veya başım sıkıntıdan bir türlü kurtulmuyor. Belki de daha farklı bir inancınız var. Hatta onun farkında bile olmayabilirsiniz. Çoğu insan farkında olmuyor. Sorunlarının nedenlerinin dışarıdan görünen koşullar olduğunu sanıyor. Birisi size dışsal koşullar ve içsel düşünceler arasındaki bağlantıyı göstererek dek hayatta kurban rolü oynamayı sürdürürsünüz arkadaşlarım. Sorun, ekonomik yıkım, inanç, maddi rahatlık içinde olmayı hak etmiyorum. Arkadaşsızlık, kimse beni sevmiyor. İş sorunları, yeterli değilim. Sürekli başkalarını memnun etmeye çalışmak, hiç benim istediğim olmaz ki. Nedenleri yani inanç, çekirdek inançlarda bunlar oluyor arkadaşlar. Düşüncelerimize girdiğimiz zaman. Sorun ne olursa olsun kökeni bir düşünce kalıbında yatıyor ve düşünce kalıpları değişmiyorsa bunları değiştiremeyiz sevgili arkadaşlarım. Size doğru gelebilir, doğru gibi görünebilir. Tüm bu sorunlar hayatımızda sürekli mücadele ettiğimiz problemler ama karşılaştığımız sorun ne kadar zor olursa olsun içsel bir düşünce kalıbının dıştaki sonucundan başka bir şey değildir. Biraz önce bahsettiğim çekirdek inançlarda olduğu gibi siz kendinizi bir çekirdek inançla formülize etmişsinizdir. Hangi düşüncelerin sorunlarınızı yarattığınızı bilmiyorsanız şu anda doğru yerdesiniz. Çünkü bu anlattıklarım size yardımcı olmak amacıyla
bu videoyu çekiyorum. Hayatınızdaki sorunlara bir bakın ve kendinize sorun. Hangi düşüncelerimle bu sorunu yaratıyorum? Kendinize sessizce oturup bir bu soruyu sorma olanağı tanırsanız, içsel zekanız size yanıtı gösterecek değerli arkadaşlar. Evet, diyoruz kendimize bakalım değil mi? Kendimize bir içten bakacağız kendimize. Önce kendimize, dışarıya değil. Dışarıya bakarsak kendi potansiyellerimizi yönetemeyiz. Başkalarını suçlayarak kendi potansiyellerimizi ortaya çıkaramayız. Bu sadece çocukluğumuzda öğrendiğimiz bir inanç arkadaşlar. Bazı inançlarımız olumlu ve yararlıdır. Bu tür düşünceler yaşam boyu bize yardımcı olur. Caddeyi geçmeden sola sağa bak örneğin değil mi? Bunu herkes öğrenmiştir. Bazı düşünceler ise ilk başta yararlı oluyor ama büyüdüğümüzde artık hükmü kalmıyor. Yabancılara karşı dikkatli ol. Küçük bir çocuk için gerekli ama bir yetişkin için aynı inancı sürdürmek insanlardan korkmaya ve yalnızlığa neden olur, değil mi? Neden bu gerçekten doğru mu? Sorusunu kendimize sormak için pek zaman ayırmayız. Örneğin, öğrenmek benim için zor diye bir inanca sahibim. Peki, bu hala doğru mu? Bu inanç nereden kaynaklanıyor? İlkokul 1. sınıf öğretmenimin bana söylediği bir hala doğru olduğunu inanıyorum. Bu inançtan vazgeçmek benim için iyi olacak mı? Erkekler ağlamaz, kızlar ağaçlara tırmanmaz gibi inançlar. Duygularını saklayan erkekler, fiziksel etkinliklerden korkan kadınlar yaratır. Çocukken bize dünyanın tehlikeli, korkulacak bir yer olduğu öğretilmişse, bu inancı doğrulayacak her şeyi kendimiz için doğru olarak kabul ediyoruz. Yabancılara güvenilmez. Geceleri yalnız başına sokağa çıkılmaz veya insanlar seni aldatır gibi çekirdek inançlar için de aynı şey geçerlidir. Çocukken bize dünyanın güvenli bir dost, bir yer olduğu öğretilmişse inançlarımız da farklı olur arkadaşlar. Gittiğimiz her yerde dost, insanlarla karşılaşacak, sevgiyi her yerde bulabilecek ve neye ihtiyaç duyuyorsak bir şekilde ihtiyacımız karşılanacaktır. Çocukken hep benim yüzümden duygusu ve suçlaması bize yaşatılmışsa, hayat boyu ne olursa olsun hep benim yüzümden olduğu suçluluk duygusunu taşıyacağız. Bu inancınız size sürekli özür dileyen biri haline getirecektir. Çocukken ben önemli değilim. Eğer öğrendiyseniz bu inanç sizi hep kuyrukların sonunda bırakacaktır. Benim çocukluğumda okulda bir dilim pastayı bile yiyemeyen tek öğrenci olduğum gibi bana sıra geldiğinde pasta bitmişti. Bazen kimse size dikkat etmediği için görünmez olduğunuz duygusuna bile kapılabilirsiniz. Çocuklukta yaşadığınız şeyler size kimse beni sevmiyor'u öğretmiş olabilir. Yalnızlık çekeceğinizden emin olabilirsiniz. Hayatınıza arada sırada bir arkadaş veya sevgili girse bile kısa süreli olabilir arkadaşlarım. Aileniz size hiçbir şey yetmiyor mu öğretti? Sürekli ucu ucuna yaşıyor ya da borç harçtan bir türlü kurtulamıyor olacaksınız. Her şeyin çok zor olduğuna ve gittikçe de zorlaşacağına inanarak büyüyen bir hastam vardı. Hayattaki en büyük zevki tenis oynamaktı. Sonra dizini incitti. Bulabildiği bir doktora gitti. Dizi gittikçe kötüleşti. Sonunda hiç tenis oynayamaz hale geldi. İşte örnek veriyorum. Bir başka hastam Birdin adamının oğluydu.
herkesin kendisinden önce gelmesi gerektiğini öğretisiyle büyümüştü. Din adamının ailesi hep başkalarından sonra geliyordu. Bugün müşterilerine en karlı olanakları sunmada çok başarılı bir borsacı. Ama kendisi cep harçlığı konusunda bile sıkıntı çekiyor. İnancı hala onu başkalarının ardında kuyruğun sonunda tutuyor. Değil mi? Yani ne kadar önemli bu kendinizi önceliğinin olması, sonraya bırakmamak, görünür olmak arkadaşlar. Arkadaşlar, bir şeye eğer inanıyorsanız o içinizde doğrudur zaten. Ben böyleyim işte, hayat böyle, ne yapayım sözleri ne kadar sık söylenen sözler. Bu sözlerden çıkan anlam inandığımız şeylerin bizim için doğru olduğudur. Genellikle inandığımız şey bir başkasının düşüncesini kendi inanç sistemimizle birleştirmektir. Birleştirmektir demeyelim de birleştirmek oluyor yani. Tüm inandığımız şeyler diğer şeylerle uyum sağlaması da doğal oluyor böylece. Sabah uyandığınızda yağmur yağıyorsa öf ne kötü bir gün diyebilir misiniz? Ya da o kişilerden misiniz? Kötü bir gün değil, sadece ıslak bir gün. Yağmura uygun kıyafetler giyip bakış açımızı değiştirdiğimizde birçok zevkli yağmurlu günler de yaşayabiliriz. Değil mi arkadaşlar? Eğer inancımız yağmurlu günlerin kötü olduğunu düşünüyorsa yağmur günleri hep içimiz sıkılarak yaşayacağız. O anda olan şeylere akmak yerine gün boyu akıntıya karşı kürek çekeceğiz. İyi ya da kötü hava diye bir şey yoktur. Sadece bireysel tepkilerimiz vardır. Güzel bir hayat istiyorsak güzel düşüncelerimiz olmalı. Üretkenlik içinde geçen bir hayat istiyorsak üretken düşüncelerimiz olmalı. Sevgi dolu bir hayat istiyorsak sevecen düşüncelerimiz olmalı. Düşünsel ve sözsel olarak ne tür mesajlar gönderiyorsak aynı biçimde bize geri gelecek arkadaşlar. Evet. Her an yeni bir başlangıçtır arkadaşlar. Güç noktası daima şimdiki andadır. Asla çaresiz değilsiniz. Değişim kendi düşüncelerimizde şimdi ve burada başlar. Ne kadar uzun süredir olumsuz bir süreç içinde yaşadığımız hastalıklarımız, sağlıksız ilişkilerimiz, ekonomik sorunlarımız ya da kendimizden nefret ettiğimiz önemli değil. Bugün bunları hemen şimdi şu anda değiştirebilme potansiyeline sahibiz sevgili arkadaşlar. Sorunlarınızın artık geçeceği gerçeğiniz olması da gerekmez. Artık geldikleri yere hiçliğe geri gönderebilirsiniz. Bunu başarabilirsiniz. Unutmayın, zihninizde düşünen tek kişi sizsiniz. Dünyanız üzerinde gücü ve yetkisi olan en güçlü kişi de sizsiniz. Geçmişteki düşünce ve inançlarınız bugününüzü ve bu ana kadar yaşamış olduklarınızı yarattı. Şimdi şu anda inanmayı ve düşünmeyi seçtiğiniz şeyler bir sonraki anınızı, yarınınızı, gelecek ayınızı, gelecek yılınızı yaratıyordur. Evet, sana yılların birikimi olan tecrübeler bu anda yaratılarak verilmiş şeyler arkadaşlar. En mükemmel öneri anda kalabilmek zaten. Sen aynı eski düşüncelerini seçmeye devam edersen değişemezsin. Değişmeyi reddederek sorunlarla baş başa kalmayı da seçebilirsin. Ama
Kendi dünyanın gücü ve merkezi sensin. Neyi düşünmeyi seçiyorsan karşına o çıkacaktır. Şu an yeni bir sürecin başlangıcı, her an yeni bir başlangıcı ve bu an şimdi ve burada senin için yeni bir başlangıçtır arkadaşlar. Bunu bilmek ne güzel değil mi? Bu an güç noktasıdır. Bu an değişimin başladığı tam da o noktadır arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bugün çok güzel şeylere değindik. Evet, doğru mu yanlış mı? Bir dakika dur ve düşüncelerini yakala. Şu anda neler düşünüyorsun? Eğer düşüncelerinin hayatına şekil verdiği doğruysa, şu anda düşündüğün şeyin senin için doğru olmasını ister misin? Eğer düşündüğün şey endişe, kızgınlık, kırgınlık, intikam ya da korku doluysa, bu düşüncelerinin sana nasıl geri geleceğini düşünüyorsun? Düşüncelerimizi yakalamak her zaman kolay bir şey değil. Çünkü düşünceler çok hızlı hareket ediyor. Ama bu andan itibaren ağzımızdan çıkan sözcüklere dikkat etmeye ve dinlemeye başlayabiliriz. Ağzımızdan çıkan sözün olumsuz sözcükler içerdiğini fark ettiğiniz anda durun. Cümlenin yarısında olsa bile ya cümleyi olumlu bitirin ya da tamamlamaktan vazgeçin. Hatta hemen iptal, iptal, iptal diyoruz değil mi? Yanlış bir şey söylediğinizde. Bu kafeteryada, bir kafeteryada hatta lüks bir otelin açık büfesinde sırada olduğunuzu düşünün. Sadece çeşit çeşit yiyecekler yerine çeşit çeşit düşünceler sunuluyor. İstediğiniz düşünceleri seçmekte özgürsünüz. İşte bu seçtiklerinizle yarınınızı yaratıyor olacaksınız. Şimdi size acı verecek bir sorun yaratacak düşünceleri seçmek aptallık değil mi? Sizi her seferinde hasta ettiği halde seçmeyi sürdürdüğünüz yiyecekleri yemeye devam etmek gibi bir şey. Belki bir ya da iki kez o yiyeceği yeriz. Ama hangi yiyeceğin bizi hasta ettiğinin farkına vardığımızda o yiyeceklerden uzak dururuz. Düşünceler için de bu geçerli arkadaşlar. Acı veren ve sorun yaratan düşüncelerden uzak durun. İlk öğretmenlerimden biri doktor sürekli şöyle derdi. Bir sorun olduğunda yapmanız gereken bir şey yok. Bilmeniz gereken bir şey var. Düşüncelerimiz geleceğimizi yaratıyor. Hayatımızın şu anında istemediğimiz şeyleri yaşıyorsak durumu değiştirmek için düşüncelerimizi kullanmalıyız. Ve hemen şu anda değiştirmeye başlayabiliriz. Okullarda öğretilen ilk ders, düşünceleriniz hayatınızı nasıl şekillendiriyor olmasını çok isterdim. Yani gerçekten düşünceler çok kıymetli. Nasıl düşünüyoruzu çocuklarımıza keşke öğretebilsek okullarda. Çocukların savaş tarihlerini ezberlemelerinin bir önemi yok. Düşünce enerjisinin ziyanı gibi geliyor bana. Bunların yerine onlara şu tür konuları öğretebiliriz. Zihin nasıl çalışır? Mali durumla nasıl baş edilir? Ekonomik güvence için nasıl yatırım yapılır? Anne baba nasıl olunur? Sağlıklı ilişkiler nasıl yaratılır? Özgüven ve değer, özdeğer nasıl kazanılır? Gibi konularla ilgili keşke derslerde bunlar verilebilse sevgili arkadaşlar çocuklarımıza. Bugün öğretilen derslerin yanı sıra bu konuların da öğretildiği okullarda yetişen bir kuşak yetişkinin yarattığı dünyayı düşünmek ister misiniz? Bir düşün, bir hayal edin arkadaşlar. Herkes sorunlarını çözmüş yani. Sorunlar olacak ama sorunlar çözülen bir dünya düşünün. Karmaşık ve dolanık halde değil. Kendilerine saygı ve sevgi duymayı bilen mutlu insanların dünyasına sahip olacaktık.
ekonomik sistemi bilinçli yatırımlarla geliştiren, kendilerine parasal açıdan rahat yaşayan insanların dünyasına sahip olacaktık. Bu kuşak herkese iyi ilişkiler kurabilecek ve anne baba rolünü rahatlıkla üstlenebilecekti. Böylece kendilerine sevgi, saygı duyan bir kuşak çocuk yetiştireceklerdi. Tüm bunlarla birlikte her insan bireyselliğini koruyarak kendi yaratıcılığını da ifade ediyor olacaktı. Boşa harcayacak zamanımız yok. Hadi başlayalım çalışmaya ve kendimizi anda yaratmaya arkadaşlarım. Evet, bugün çok güzel bilgiler verdiğimi düşünüyorum. Umarım bu videoyu çok büyük kitlelere yayabiliriz, bu bilgileri paylaşabiliriz. Çok güzel bilgiler. Bilgileri kullanmayı, bu bilgileri çok isterim. Bu bilgileri kullanan insanlarda hayatlarını değiştirmelerini çok istiyorum. Bugün vereceğim bilgiler bu kadar değerli canlar. Görüşmek üzere. Sağ olun.